Manşete hoş geldiniz. İngiltere'de bir seçim geçti ve beklendiği gibi işçi partisi büyük bir çoğunlukla parlamentoda temsil olanağı yakaladı ve bugün öğlen saatlerinde lokal saatle saat 12'de saraya çıktı ve yeni başbakan olarak görevlendirildi, atandı. Kral Charles tarafından buna bakacağız. Fotoğrafta eşi Victoria tarafından seçimin hemen ardından kazandığı zafer sebebiyle kutlanırken görülüyor yeni başbakan Keir Starmer. Burada da bugün 12 dolaylarında yerel saatle Buckingham Sarayı'na çıktı Keir Starmer ve hükümeti kurma görevini aldı Kral Charles'tan. Prosedür böyle ve ilerleyen saatlerde de yeni kabinesini ilan etmesi bekleniyor. Her şey 12-14 saat arasında oldu bitti. Dün seçim oldu. Sabah saat 7'de oy kullanma işlemi başladı. Akşam saat 22'de 10'da hava karardıktan biraz sonra Burada biraz geç hava kararıyor. Saat 9.30 dolaylarında güneş batıyor. Hava karardıktan biraz sonra sandıklar kapandı. Kapanır kapanmaz sandık çıkış anketleri yayınlandı ve o anketler 3 aşağı 5 yukarı zaten sonucu biliyor. Yerleşmiş bir gelenek. Onun ardından zafer kutlamaları başladı işçi partisinde ve değerlendirmeler kritikler başladı. 14 saat sonra Keir Starmer Buckingham Sarayı'na çıkarak hükümeti kurma görevini Kral Charles'tan aldı ve ilk açıklamasını da başbakan olarak yaptı. Bu yayının sonunda İngiltere seçimlerini analiz edeceğim ve elbette eşi son derece zarif bir first lady, gözler onun da üzerinde Victoria Starmer. O da avukat, tıpkı Keir Starmer gibi. Nasıl tanışmışlar? E, aile hayatları ve sonrasında Keir Starmer'ın vizyonu ve neler yapabileceği konusunda ve neden ve nasıl iktidara geldi? Sebepleri nedir? Ve bundan sonra başarı şansı var mı yok mu? ...nedir? Bütün bunların hepsine etraflıca bakmaya çalışacağım ama önce... ...Türkiye gündemine bakalım ki Türkiye gündeminde 5 gündür devam eden Sinan Ateş davası... ...ara verdi mahkeme. Ara kararla ara verdi. 19 Temmuz'da görülecek, devam edecek duruşmalar. 22 sanıklıydı bu dava. 5. celse bugün sona erdi. Ve celse sona erdikten sonra... ...Ayşe Ateş'te, Sinan Ateş Sinan Ateş'in eşi açıklama yaptı ve... Bu mahkemede herhangi bir sonuç alınamayacağını, uzunca bir açıklamaydı. Bu mahkemeden herhangi bir sonuç çıkmayacağını belirten ve mecliste bir araştırma komisyonu kurulması, Sinan Ateş cinayetini araştırma komisyonu kurulmasını öneren bir açıklamaydı. Muhtemelen bu konuda siyasi parti lider, liderleriyle temasta Ayşe Ateş karşılıklı mutlaka bir fikir alışverişi olmuştur. İlerleyen günlerde muhtemelen yine Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir araştırma önergesi verecektir. Fakat bu önerge AKP MHP oylarıyla bugüne kadar olduğu gibi reddedilecektir. Bir sürpriz olmazsa diye o şerhimizi o kaydımızı düşelim. Bir sürpriz olmazsa bugünkü ara kararda 10 Salı sanı adli kontrol şartıyla tahliye etti mahkeme. Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Göktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy, Alper Atay tahliye edilenler... MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un ki eski vekil diyelim, e, eski Ülke Ocakları Başkanı ve eski milletveki, Mersin Milletvekili e, Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmıştı Tolga Han Demirbaş. Bunun dosyaya sokulması, bunun dosyaya girmesi yönündeki e, taleplerin ve yine MHP'li avukat Serdar Öktem'in HTS kaydının alınması yönündeki taleplerin reddine karar verdi ki zaten bu red kararları da mahkemenin, ve mahkeme başkanının tutumuna dair bir fikir veriliyor veriyor çünkü Tolga Demirbaş'ın özellikle Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına dair tanıkların ve e, tanıkların ifadesi ve bu yönde soruşturmanın genişletilmesi talebi önemliydi ve bu yargılamaya yargılamanın seyrini değiştirebilecek bir talepti ama e, reddedildi bu. Doçevel'de Alican Uludağ'ın özel haberi son bir bilgi buydu esasen. Sinan test oluşturmasında görev alan bir son dakika bilgisiydi dün. Fakat dediğim gibi mahkeme işleme koymadı. Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Özay savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tolga Han Demirbaşı biz dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık dedi. Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte dedi. Bir son dakika bilgisiydi. Dördüncü celsenin sonunda gelen bu bilgi fakat ve bir suç duyurusuydu bu. Fakat bunu mahkeme dikkate almadı. Son dakikada olsa daha önce de olsa falan. Yani mahkemenin bu konuda daha başka farklı deliller olmasına rağmen farklı deliller ortada olmasına rağmen bu konuları hiç kale almadığı görülüyor. Enteresan. O arada İzzet Ulvi Yönter, Ayşe Ateş, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın Sinan Ateş cinayeti azmettiricisi olduğunu dünkü duruşmada ...söylemiş ve bunu kayda geçirmişti. İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan herhangi bir tepki gelmedi. Sadece İzzet Ulvi Yönter bir tweet'i rehteledi. Ya da paylaştı tekrar X Platform'unda. Ayşe Ateş kendini mahkeme yerine koyuyor, yönlendirme yapıyor, şüpheleri üzerine çekiyor... ...diyen bir tweet'i rehteledi. İzzet Ulvi Yönter o yönüyle de enteresan, dikkat çekici bir konu bu. Peki şimdi ne olur, nereye gider... Orada Ayşe Ateş'in yine dün yaptığı açıklamada veya mahkemede verdiği ifadede Sinan Ateş'in bir takım gazetecileri dövdürdüğü sen akademisyensin nasıl böyle bir şey yaparsın diye çıkışınca da eşine çıkışınca da ne yapalım talimat yukarıdan dediği yani MHP Genel Merkezi'nden dediği ni kayda geçirmişti Sinan Ateş. Yani bu çok önemliydi. Sinan Ateş bir takım insanları dövdürüyor ve bu konuda rahatsız olduğunu da eşinden saklamıyor. Ne yapalım talimat genel merkezden MHP genel merkezinden diyor. Bir bu yönüyle bunu kabul etmesi ve bu yöndeki bu yöndeki tanıklık önemli. İki bu MHP'nin bu tür yani bu yönde işler tuttuğunu göstermesi açısından da önemli. MHP'nin nasıl bir suç örgütü haline geldiği, nasıl bir suç merkezi haline geldiğini göstermesi açısından da önemli. Tabii eş zamanlı olarak e, ülke ocaklarının da. O arada şey döneminde Sinan Ateş'in döneminde Sinan, Sinan Ateş'in Ülke Ocakları Başkanlığı döneminde kimler dövdürülmüştü diye bakıldı ki çünkü, çünkü bunlar belli. O günlerde dövdürülen, tartaklanan, darp edilen gazeteciler, siyasiler belli. Ee, böyle demişti işte Sinan Ateş birilerini gazetecileri dövdü dediniz. Sinan Ateş birilerini dövdürdü o zaman Sinan'ı karşıma aldım dedim ki filan, filan diye şey bunlar sana yakışmıyor yapma bu işleri. Şimdi politik, politik yol derlemiş bu bilgileri hangi gazetecileri dövdürdü? 9 Ocak 2019 2020, 2 Nisan 2020 tarihler arasında. 2019-2020 döneminde yani yaklaşık 16 ay kadar 15-16 ay kadar Sinan Ateş Ülke Ocakları Başkanlığı yapıyor. Bu dönemde politik yolun yaptığı taramalara göre 10 Mayıs 2019'da Yavuz Selim Demirağ, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ darbedilmiş edilmiş. 25 Mayıs 2019'da Sebahattin Önkibar var. edilmiş. 20 Kasım 2019'da Ahmet Takan beyzbol so sopasıyla saldırıya uğramış. İdris Özyol tehdit edilmiş. Hakan Denizli, Metin Işık falan gibi isimler var. Yani bu konuda enteresan bir konu. O günlerde darp edilen veya dövdürülen isimler de belli. Bu yönüyle de belki tekrar soruşturmanın görülmesi veya bu Dosyaların raftan inmesi icap ediyor. Bu aşamada Nuray Babacan gazete pencerede enteresan bir kulis kalemi aldı. Erdoğan'ı ağlatan görüşme, gözyaşları ve ateş davası başlığıyla Cumhur İttifakı önemli bir sınavdan geçiyor. Erdoğan ve Adalet Bakanı'nın gözyaşı dökmesine neden olan bir görüşmeden sonra mahkeme salonunda hakim olan hava kulislerde ciddi kafa karışıklığı yarattı diyor. Ve bunu anlatıyor parti kurmayları Erdoğan'ın gerçeklerin ortaya çıkması için sonuna kadar gidilmesini istediğini anlatıyorlardı. Daha önemli ayrıntıysa, Cumhurbaşkanı Ayşe Ateş ve kızlarını sarayla, sarayda kabul ettiğinde, küçük kızın konuşmalarının başta Erdoğan olmak üzere orada bulunanları ağlattığı yönündeydi. Yani er Erdoğan başta orada bulunanlar, Sinan Ateş'in küçük kızının konuşmaları üzerine ağlıyorlar. İşte bunun üzerine de böyle bir beklenti oluşuyor. Yani Erdoğan ağladığına göre, e, muhtemelen e, Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı davadan bir, anı, bir bir ay önce bir araya geliyorlar, konuyu masaya yatırıyorlar, İşte bu konuda sonuna kadar gidin filan. Yani duruşmalara bakıyorsunuz, duruşmalarda mahkeme sonuna kadar gitmedi ve Erdoğan'ın gözyaşlarının orada kaldığı ortaya çıktı. Ondan dolayı diyor ki e, Nuray Babacan, mahkeme salonunda hakim olan hava, Kafa karışıklığı yarattı. Kafalar karışık. Halbuki Erdoğan ağlamıştı küçük kızın sözleri üzerine. Fakat burada şu şerhi düşeyim. Erdoğan nelere ağlamadı ki ve sonra ağladığı konularda da tam tersini yapmadı ki ya da ağladığı insanları satmadı ki. Böyle de bir durum. Fakat asıl Nuray Babacan'ın yazısında şu konu önemli. Görevi yok makamı var. İsmi de bellidir. Bunun da yazmamış. Bir süre önce bakan, ya bakan yardımcılığına atanan eski bir AKP milletvekili görevden alınıyor. Yeni atamalar yapılıyor, aradan aylar geçiyor. Ancak hiçbir görevi olmayan eski milletvekili bakanlıkta kendine tahsis edilen, oldukça geniş bir odada özel sekreteriyle birlikte bakanlığı ofis gibi kullanmaya devam ediyor. Odayı boşaltmasını isteyen bürokratlarsa sıkıntı çekiyorlar. Çünkü eski vekil partiden araya sokmadığı adam kalmıyor eski vekilin. Halen de odayı kullanıyor. Böyle bir dönem. Yani bu dönemde dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın. Herkes bildiğini okuyor. Özer mühim bir kulis paylaşmış, mühim bir, daha doğrusu kulis değil de mühim bir tespit. Yani gördüklerinden hareketle bir tespit. Erdoğan'ın diyor, İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir adaylarının çok yanlış olduğunu düşünmüş ifade etmiştim. Böyle büyük bir hatayı onun ustalık ve siyasi zeka, zekasına yakıştıramamıştım. Yani düşük profilli adaylar çıkarması İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de. Anlaşılan Erdoğan CHP'yi en güçlü olduğu alandan yani belediyeler üzerinden vurmayı amaçlıyormuş. Satrançta fili verip veziri alma tabiri vardır ki KJ'yi onun için yazdık. Satrançta, satrançta fili verip veziri alma tabiri vardır. Uygulanacak maliye politikalarıyla CHP'li belediyeler büyük mali sıkıntılar yaşayabilir, başarısız olabilirler. Büyük oyuncu belediyeleri vererek yani fili verip başkanlığı garantilemeye çalışıyor. Veziri almaya çalışıyor. Kanımca... Onun oyun planı bu demiş. Özer Sencar yaptığı gördüklerinden hareketle yaptığı e, analizde kısa analizde. Yani nasıl olmasın ki? Soyguna bakar mısınız? Yani CHP'li belediyeler falan. Şimdi uçakta da konuşmuş Erdoğan. Yani işte böyle orada akraba kayır. Yani birisi soruyor tabii. E, CHP'li belediyelerde akraba kayırmacılığı var filan falan. Bunlar hep böyle filan falan. Yani asıl Öbür tarafta götürülen mal, mülk, neyse, paralar nasıl örtülüyor? İbrahim Ekinci yazmış kısa dalgada. Yani soyguna bakar mısınız? AKP şehir hastaneleri, hastaneleri müteahhitleriyle yaptığı bonker sözleşmelerin 70-80 milyar dolar yük çıkaracağı hesaplanmıştı. Müstafi Bakan Fahrettin Koca 322 milyar euroydu diyor. Yani önüne gelmiş ve bir kısmına da engel olmuş Fahrettin Koca. Yani, en, yani 322 milyar euroymuş toplam yekün ki şimdi bunu 80 milyara düşürmüş, 80 milyar dolara düşürmüş. Diyor ki, üç, yani İbrahim Ekinci, 322 milyar euro bugünkü kurdan 11 trilyon 270 milyar lira eder. Türkiye milli hasılasının üçte biri. Aç gözlülüğe bakar mısınız? şehir hastaneleri için müteahhit şirketlere ödenmesi gereken toplam potansiyel yük. Fahrettin Koca geç teslimleri süreden düşerek ayrıca tavan uygulayarak ödemeyi önce 100, 142 sonra 27 buçuk milyar liraya düşürdüklerini söylemiş falan filan falan. Ama gelen talebe bak. Başka yerlerdeki taleplere bakın. Ve milletin nasıl soyulduğunu, kamu kaynaklarının nasıl talan edildiğini görebiliyor musunuz? Sadece bir kalemde şiir hastaneleri üzerinden gösteriyorum. Sonra da işte akraba kayırmacılığı falan filan. Yani günlerdir de bunu tartışıyoruz. Bozkurt Selamı. Ya Bozkurt başka Bozkurt Selamı başka. Bozkurt Selamı'nın tarihi yok. Ben dünkü yayında bunu söylemiştim. Tarihi olmayan bir konu Bozkurt Selamı. 1991'de Azerbaycan'dan Alparslan Türkeş'in ithal ettiği başta da işareti yanlış yaptı, sonra düzelttiği bir işaret. Bozkurt Selamı ya da Bozkurt işareti. Onun tarihi yok. Yoksa Bozkurt'un kendine göre bir tarihi var. Kimi üretilmiş? Kimi bir takım şeyler birleştirilmiş. Atatürk'e veya Cumhuriyet dönemine izraf edilen konularda var. Sonrası da var falan. Yani o o başka bir konu. Fakat bu selam veya bu işaret e, Avrupa'da, Avusturya'da yasaklanmış. Almanya'da ise insanların dikkatini çeken bir işaret. Ki UEFA'da iki maç iki maç men cezası vermiş Merih Demiral'e. Erdoğan'ın da izleyeceği ifade edilen e, Berlin'de Cumartesi günkü Hollanda maçında Merih Demiral bu yüzden sahaya çıkmayacak. Ama bir devlet politikası geliştirildi ve devam ediyor. Yani bütün gazeteler yazıyor, Erdoğan'a bu soruluyor, Erdoğan konuşturuluyor, diğerleri konuşuyor falan. İşte en son TRT Haber geçmiş. Milli güreşçi Alperen Berber bir şampiyonada altın madalya kazandıktan sonra da bu işareti yapmış. Yani şimdi yapmayacak olanlar da yapmaya başladı. Ayrı bir şey. Bir yönüyle de artık bunu yani buna siz çamur atamazsınız, bu artık meşru bir sembolümüzdür de demeye geliyor olay. Artık e, yapanın haddi hesabı olmayacak, öyle görülüyor. İngiltere'ye gelmeden e, Orban Viktor Orban'ın son derece dikkat çekici temasları var. Ona temas edeceğim. Çünkü e, bu önemli. E, Viktor Orban Avrupa Birliği dönem başkanı oldu. Macaristan'a geldi sıra ve... Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği dönem başkanı. 1 Temmuz'da başladı bu. 2 Temmuz'da Kiev'e gitti. Ukrayna e, başkanı e, Zelenski ile görüştü. Ve enteresan bir biçimde 3 gün sonra da Kremlin'e gitti ve bugün Moskova'da Putinle görüşüyor. Başta Kiev'e gidip Zelenski ile görüşmesi bir dakika ya falan... Dedirtmişti. Ama Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla ilk CRM, seyahati Ukrayna'ya yapması önemli. İlişkiler, strateji, şu bu falan filan gibi yorumlar da yapıldı. Fakat sonra ortaya çıktı ki ara bulucu olabilir. Çünkü 3 gün sonra da Moskova'ya gitti. Ayrıca hem bir Avrupa Birliği üyesi olarak hem Macaristan Başbakanı olarak hem de Avrupa Birliği dönem başkanı olarak savaş suçlusu kabul edilen Avrupa mahkemelerinde batı kamuoyunda bir liderle onun sarayında görüşüyor. Avrupa Birliği dönem başkanı, Rusya lideri Putin'le Kremlin'de görüşüyor. Yani bu yönüyle de enteresan. Ee, Sedat Laçiner enteresan bir analiz yapmış. Twitter'da okursunuz tamamını hayli uzun. Videosu da var seyredin ama girişine bak bakalım birlikte. Putin Mayıs'tan bu tarafa ateşkesten barıştan bahsediyor son iki aydır. Rusya ve Ukrayna kaynaklarına dayandırılan son haberlere göre Putin Amerika'ya gizlice Ukrayna barış planı gönderdi ve planlar Amerikalıların eline Rusya İçişleri Bakanı'nın adamı tarafından ulaştırıldı. Rusya İçişleri Bakanı ve Putin'in güvenilir adamı denilen e, Kolokotsev tarafından ulaştırıldı. Planın dışarı sızan detayları Rusya'nın tavizlerini ve Ukrayna'ya vaatleri içeriyor. Rusya'nın taleplerinden biri de Batı'nın Rusya'ya ve Rus bankalarına olan ambargo ve yaptırımlarının kalkması. Detaylı olarak plandan ve e, kaynaklara Artfen Putin'in Amerikalara, Amerikalılara gönderdiği barış planından bahsediyor. Ukrayna NATO'ya girmekten vazgeçecek. Ukrayna Rusya Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma çabalarına engel olmayacak. Batı Rusya'nın petrol, doğalgaz, bankacılık sektörlerine uyguladığı meydeleri kaldıracak filan filan filan. Bu şekilde detaylı bir şey var. Liste var. Macaristan Başbakanı Orban'ın da aynı günlerde Ukrayna'ya gitmesi, Zelenski'ye ateşkes ve barış görüşmeleri tavsiye etmesi dikkatlerden kaçmıyor diyor ki Kremlin'e de gitti. Yani Orban bir yönüyle Putin'in barış planını Ukrayna'ya taşımış olabilir. Ukrayna'dan hemen sonra Rusya'ya giderek de Zelenski'nin cevabını götürmüş olabilir. O arada Trump da göndermiş olabilir diyor. Çünkü Trump başkanlığa hazırlanıyor. 6 ay sonra başkan olacak bu gidişle. Dolayısıyla Orban'la Trump çok yakın. Trump da Ukrayna'ya Orban'ı göndermiş olabilir. Avrupa'daki en sıkı destekçisi diyor Sedat Laçiner çünkü Trump başkan olunca Ukrayna Savaşı'nı bitireceğini söylemişti muhtemelen başkan olmadan da bu işi toparlıyor olabilir Ukrayna Savaşı bitiyor mu kalıcı barış anlaşması mümkün mü diye sormuş ve buna cevaplarını vermiş bunun videosu da var Sedat Laçiner'in YouTube kanalında seyretmenizi şiddetle tavsiye ediyorum hele bu dönemde haliyle arabulucu Viktor Orban olayı biraz daha öne çıkmış oluyor. Şimdi anladınız mı? Dün bahsetmiştik. Rusya Türkiye'nin arabuluculuk teklifini kesin bir dille, kesin imkansız olamaz reddetmişti. E çünkü başka bir arabulucu şu anda e, devrede öyle görülüyor. Dönelim İngiltere'ye. Kapatırken e, son birkaç dakikanızı İngiltere seçimlerine dair alacağım ama burada sadece e, lokal, yerel ya da İngilizlerin anlayacağı veya burada yaşayan insanların anlayacağı tarzda değil. Hemen herkesin ders çıkaracağı veya ders çıkarması gereken konular üzerinde duracağım. Bugün saat 12 dolaylarında yerel saatle konuşuyorum. Keir Starmer dünkü seçimin galibi olarak Buckingham Sarayı'nda Kral Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Pro prosedür bu. Zaten ondan dakikalar önce de mevcut başbakan Rishi Sunak istifasını sunmuştu. Bu da kral tarafından kabul edilmişti ve 10 numaraya number 10 Downing Street 10 numaraya eşiyle birlikte giriş yaptı. İki kare paylaşıldı Buckingham Sarayı'ndan ee, bu Keir Starman'ın başbakanlığına dair. Fakat e, seçim e, dün akşam 22'de sandıklar kapatıldıktan sonra ilk exit poll denilen yani sandık çıkış anketi bu şöyle oluyor oy kullanma işlemleri devam ederken son derece profesyonel şirketler uzun yıllardır yaptıkları ve pek çok seçimde yaptıkları gibi oyunu kullanmış çıkan örneklem kimi seçmenlere oyunun rengini soruyor ve oradan aldıkları cevapla ve tabi bu muazzam bir mühendislik çalışması muazzam bir kamuoyu araştırması bilgisi ve deneyimi de gerektiriyor o sandık çıkışında Kişilerin verdiği oylar üzerinden yapılan bir örneklemle, anket çalışmasıyla sonuçlar tespit ediliyor ve tam sandıklar kapatıldığı anda, oy verme işlemi bittiği anda 22.00'da yerel saatle bu ilan ediliyor. İşte böyle ilan edildi. 410 İşçi Partisi milletvekili kazanıyor. 131 Muhafazakar Parti milletvekili kazanıyor. Diğerleri de aşağıda. 650 üyeli e, parlamentoda. Bu 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Yani zaten şeye baktığınızda e, çıkarılan e, gerçekleşen milletvekili sayısına baktığınızda bunu görüyorsunuz. E, bu da e, zannediyorum 1 veya 2 kesinleşmeyen sonuç var. 1 veya 2 milletvekili. 1 veya 2 bölgede kesinleşmeyen sonuç var şu dakika itibariyle. Onlar da gelecektir. Aşağı yukarı birebir yani birkaç milletvekili farklı tutmuş. Yani görüyorsunuz İşçi Partisi solda 412 milletvekiliyle parlamentoda Büyük bir çoğunlukla yaklaşık %174 farkla e, tek başına iktidar oldu. Ancak biraz evvel hızlı hızlı geçti ama şimdi üzerinde duralım. İşçi Partisi bir önceki seçimde yani 2019 seçiminde aldığı %33 oyu %34 küsüre çıkardı. Yani 1.7'lik bir artışla 100, e, parlamentonun %64'ünde temsil kazandı. Bunun nedeni çok basit. Bunun nedeni Muhafazakar Parti'deki düşüş ve Reform Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi partilerdeki yükseliş. Şimdi buraya baktığınızda daha iyi görürsünüz. İşçi Partisi tepede bir önceki seçime göre 1.7 puan artmış oyları ama ona rağmen açık ara farkla yani sadece 1 puan artıyor açık ara farkla tek başına iktidara geliyor. Neden? Çünkü iktidardaki muhafazakarlar oy kaybetti, reform partisi yükseldi, liberal demokratlarda liberal demokratlarda da çok az fark var ama e, muhafazakar partiden yakas ilken sistem e, seçmen işçi partisi yerine liberal demokratlara gitti, reform partisine oy verdi ve oylar bölündü. Burada dar bölge sistemi var, 650'ye bölünüyor, 650 seçim çevresi var. Her bölgede bir milletvekili çıkıyor ve Herkes eşit bir şekilde yarış, yarışa girdi gibi görülüyor ama neticede iki partili üç partili sistemi dayatıyor seçim sistemi sonuçları itibariyle de ipi önde göğüsleyen kazanıyor seçimi. Bizde Türkiye'deki belediye başkanlığı seçimi gibi en çok oy alan seçimi kazanıyor. Şimdi bu durumda muhafazakar partinin politikalarından yaka silken seçmen işçi partisine, reform partisine ya da liberal demokratlara gitti ve oylar bölündü. Oylar bölünce de işçi partisi fırladı çıktı. Durum bu tam anlamıyla elbette olay reform partisine de yaradı. Liberal demokratlara da yaradı. Konservatif parti yani muhafazakar parti 1832'den bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirdi. Buradaki e, grafikte 1832'den 2024'de çıkardığı e, sandalye sayıları var. Hiçbir zaman e, şimdi 131 deniyor ama esasen 122'ye düştü hiçbir zaman iki asırdır hiçbir zaman bu kadar gerilememişti, bu kadar zayıflamamıştı. Bunun nedenleri var. Bunun nedenleri Brexit'in yönetilememesi, yaşam maliyetinin artması, gençlerin e, gelecek umudunun kalmayışı, ulusal sağlık sisteminin krize girmesi, e, taşıma sisteminin e, krize girmesi daha pek çok şey alt alta söylenebilir. Son 5 yılda 4 başbakan değiştirdi ve krizleri yönetemedi. Aynı zamanda bir yozlaşma var. Bir ahlaki çöküntü de var Muhafazakar Parti'de. İşte pandemi döneminde başbakanlıkta verilen partiler vesaire gibi. Ülke ülkede ücretler 15 yıl geriye gitmiş durumda. 2010'da Muhafazakar Parti'nin iktidara geldiği seviyeye e, düşmüş durumda ve bu Muhafazakar Parti'nin partinin e, parti seçmeninin partisini iktidar partisini tokatlaması veya yarış dışına itmesiyle sonuçlandı ki %67 olan bir önceki seçimde katılım oranı %59-58'e kadar gerilemiş durumda. Yani bir kısmı sandığa gitmedi. Bir kısmı da sandığa giden de onun karşısında liberal demokratlara ya da reform partisine veya bağımsızlara oy verdi. Bağımsızların artmasının bir nedeni de İsrail politikası. İsrail politikasında gerek muhafazakar partiye gerekse işçi partisine İsrail'e destek verdikleri için Müslüman kökenli seçmen, Müslüman olan Britanyalı seçmenler ...bağımsızlara oy verdiler. O bağımsızlardan biri de Jeremy Corbyn'di. Onun seçildiği için çok mutluyum. E Islington bölgesinde... E ...Islington North bölgesinde... Lond ...Londra'da... E ...hatırı sayılır bir farkla... ...bağımsız olarak... ...seçildi ki zaten... E ...Anti-Semit... E ...ne bileyim İsrail... E ...Yahudilik falan meselelerinden dolayı... ...hakkında bir takım soruşturmalar açılmıştı... ...ve bu nedenle de Keir Starmer... Bugünkü İşçi Partisi lideri ve başbakan onu İşçi Partisi eski genel başkanı. Önceki genel başkanı onu partiden ihraç etmişti 2020 yılında. Partiden ihraç edilmişti ama seçmeninin desteğiyle Jeremy Corbyn bir kere daha seçildi 75 yaşında. Mühim bir insan hakları aktivisti. Dönelim First Lady Victoria bugün 10 e, numaraya böyle giriş yaptılar ve e, esasen evlilikleri çok eski değil 2007 tarihinde evlenmişler. İkisi de avukat. Ee, ...ve bir telefonlaşmayla tanışıyorlar. Keir Starmer e, Victoria'nın avukatlık ofisini arıyor bir konuyla ilgili olarak. E, konuştuktan sonra da telefonu kapatmadan Victoria'nın sesi... E, ...kendini ne zannediyor bu lan falan gibi bir e, tepkide bulunuyor. Onun İngilizcesi var Twitter'a yazdım. E, ve öyle işte telefon görüşmesi bitiyor ve öyle tanışıyorlar. Ve sonra da evlilikleri iki meyve veriyor. 16 ve 13 yaşındaki çocukları var. Bir oğlan bir kız... Son derece mutlu bir çift Kale Starmer 61 yaşında eşi Victoria 51 yaşında İkisi de avukat kökenli İkisi de Esasen bir yönüyle insan hakları Aktivisti insan hakları avukatlığı yapmış Ya da toplum namına Bir takım işleri e, takip etmişler Fakat e, Son düzlemde son tahlilde Görünen o ki Keir Starmer e, siyasete atılmadan önceki çizgisiyle siyasete atıldıktan sonraki çizgisi hatta İşçi Partisi Genel başkan olduktan çizgi, sonraki çizgisi biraz fark ediyor. Görülen o ki Keir Starmer e, önceki insan hakları aktivistliğini bir süre askıya alacak öyle görünüyor. Mevcut politikaları devam ettirecek gibi görülüyor. Manşeti e, bağlıyoruz bağlamadan maalesef acı üzücü bir haberi benim de şahsen tanıdığım kaç kere görüştüm, yayınlarda da e, Türkiye'deyken, İstanbul'dayken konuk ettiğim avukat, tutuklu polislerin avukatı olarak bilinen ve onların hak arayışında defalarca yayınlarımıza konuk olmuş, açıklamalar yapmış Çağlayan Adliyesi önünde hatırlarsınız belki. Ömer Turanlı, 48 yaşında vefat etti. Onun vefatını da avukat arkadaşı Nurullah Albayrak duyurdu. Hukuksuzluklarla mücadele konusunda çok dertlenen mağdura mazluma yardım için canla başla çırpınan, son günlerindeki görüşmelerimizde dahi mağduriyetlerin sonlandırılması için çok çalışmamız gerektiği tavsiyesinde bulunan, gerçek dost, özel arkadaş, güvenilir bir sırdaş, güven veren bir yoldaş, hakiki bir kul, gerçek bir dava adamı ve tam bir adalet savunucusu, kıymetli dostum, dostumuz, Ömer Turanlı'nın dağrı bekaya irtikali nedeniyle çok üzgünüz, Rabbim mekanını cennet eylesin dedi. Biz de bu duygulara tümüyle katılıyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömer Turanlı güzel bir insandı. Son mesajlarından birinde hepinizi çok seviyorum demiş. Biz de onu çok seviyorduk. Yarın öğlen Kuzey Londra'da ebediyete uğurlayacağız. Bir hafta sonları.